Merhaba Frekans Yüksek sevgili dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Abi ben Çin'den bir klavyeyi 20 gün boyunca beklemek istemiyorum. Tamam mekanik klavyedir, iyidir, hoştur ama beklemek yerine Türkiye'den hangi seçeneklere yol almak? Hangi seçeneklere yönelebilirim? Ben de bugün sizler için Rampage'in full mekanik klavyesi Mighty inceleyeceğim. Acaba ne kadar performanslı? Türkiye'den aldığımız bu klavye bizi tatmin edebilecek mi? Ve performansı oyunlarda göğüs kabartabiliyor mu? Bunların hepsini cevaplayacağım. Biliyorsunuz ki frekans olarak artıları eksileri her zaman dile getiririm. Bir ürünün hiçbir eksiğini gediğini gizlemem. Çünkü abi bir şeyi eleştirmezsen ona yön veremeyiz. Yön derken ben bugün Y'den giremiyorum. Benim için marka modelden ziyade sizlerin düşünceleri önemlidir. Gerçekten çok güçlüsünüz ama bunun farkında değilsiniz. Abi bizi dinlemeyen frekansı düşüklerde var. Ben frekans olarak sizlere şunu tavsiye ediyorum. Eksik gördüğünüz neler varsa bir markada yermek, aşağılamak yerine deyin ki abi siz şunları şunları yapın. Abi siz bunları yapın deyin ve yapsınlar. Yapmıyorlarsa bir daha yüzlerine bakmayın zaten. Benim size tavsiyem bu yönde olacaktır. Neyse sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. Dilerseniz sesi yükseltin. Çünkü frekans vermeye başladık bile. Sert plastik malzemeyle donatılmış mat siyah klavyemizde yer yer parlak siyah esintiler de hakim. Şimdi çekiciliğe az da olsa etki etmiş diyebiliriz. Keskin ve belirgin hatlara sahip. Hani pürüzsüzlük konusunda bir sıkıntıya rastlamadım. Tuşların üzerindeki yazılar büyük bir punto ile yazılmış, bunu fark etmişsinizdir. Alanı sağlıklı bir şekilde kullanmışlar. Space tuşumuz ne çok büyük ne de çok küçük. Enter tuşumuz, Shift tuşumuz vesaire standart bir yapıda. Tuş aralığı hoşuma gitti klavyede. Onun dışında yüksekliği ayarlayabiliyoruz. Kaymaz ayaklara yer vermişler, kauçuk ayaklara. Fakat hoşuma gitmeyen tek bir nokta oldu şu alt kısımda. Abi insan şuraya bir tane kauçuk ayak yapabilirdi. Ayar. Bugün dilim hiç dönmüyor. Burada yine marka model baskısı bulunmakta. KBR18 yazmışlar arka kısma. Evet, aynı zamanda bu isimle de anılabilir. Klavyemizde multimedya tuşu, parlaklık seviyesi, renk ayarı gibi seçeneklere fonksiyon tuşu ile ulaşma imkanı sunmuşlar. 8 farklı renk modu var ve cidden dikkat çekiyor. FPS oyun modundan tutun da nefes alma efektine kadar bir sürü seçenek hakim. Tuşlardaki baskı stili hoş durmuş, öyle yamuk yumuk kayan ifadeler yok. Asıl merak ettiğim nokta tabi performansıydı. Bu hususta 5 gündür değerlendiriyorum. Ses şiddetinden tutun da erişim süresine kadar her noktayı sizlerin önüne sunacağım. Şimdi Çin'den aldığımız klavyelerde bazı karakterleri, harfleri çözmek zor. Ama bu Türkçe olduğu için PC başına oturan dostlarımız da rahat edecektir. Klavyede şöyle bir özellik var, gölgeleme önleyici oyun matrisi bulunmakta. Optimum oyun performansı için aynı anda birden fazla tuşa bastığında bazen bazı hamleler algılanmaz ya, gölgede kalırım. Ben bu klavyede bu duruma rastlamadım. Tabii çoğu mekanik klavyede karşımıza çıkan özelliklerden bir tanesi bu. Önemli olan bir kontrol üssü ise kontrolün sizde kalması. Aynı zamanda NK Rollover gibi özelliklerle geliyor. Tabii 6 tuştan fazlasını desteklemesini isterdim, lakin kombinasyonlar da beni terletmedi. Şimdi tuş takımı hakkında şunları söyleyebilirim. 60 milyon tıklanma ömrü sunduğu iddia edilmiş. Şimdi doğru oturalım, tabii ki de doğru konuşalım. Bugün Cherry MX tuşlar bile o kadar sunamıyor. Bence Cherry MX'ten daha düşüktür dayanma süresi. Tabii kullanıma da bağlı. Mavi mekanik tuş takımının en büyük özelliği sesli bildirimine kullanıcıyı desteklemesi. Bunda da yay mekanizması tekrar yukarı iterken bir noktaya takılıp o sesi yansıtmış. Aslında sizlere şöyle bir şey söyleyeyim. Genelde oyuncular kırmızı tercih eder çünkü MOBA türü oyunlarda daha az basış gücü gerektirip ivedi bir şekilde yanıt verir. Lakin günümüzde artık akılda kalmasından mıdır nedir? Sürekli mavi tuştan bahsedilmesinden midir nedir bilemedim. Ama dokunsal hisse karşı bir ilgi artışı var. Ekranda özellikle gecikme sürelerini iyi takip edin. Mesela QS1 tuşu ile biraz karşılaştırdım. Hani sonuçta özel mekanik tuşlar olduğu için Rampage'e karşı şüphe hissetmeli miyiz? Yoksa tuş takımı şişirme mi değil mi görmek istedim. Yaptığım testler sonucu şunu fark ettim. En düşük 32 milisaniye, ortalama 64 milisaniye. Adı sanı duyulmuş mekanik tuşlarla arasında %10'a varan bir fark çıksa da aslında pratikte pek de aşağı kalır yanı yokmuş. Onu anladım.
Bazen o %10'luk seviye %1'e, %2'ye kadar kullanıma bağlı olarak değişmekte. Bir insanın onu hissetmesi ya da hemen algılaması çok zor. Daha yalın bir dille ifade etmek gerekirse klavyenin başına oturdum ve mekanik tuş takımı olduğunu kanıtlamayı başardı. Evet arkadaşlar, şu anda PUBG'deyiz. Özellikle bu oyunda denemek istedim çünkü ivedilik çok önemli. Sonuçta rekabet seviyesi yüksek bir oyun. Bakalım mekanik klavyemizin performansı nasıl olacak? Aynı zamanda tuş seslerini de duymuş olacaksınız. Ben oyunun sesini de ufaktan bir açayım. Şuraya pek inan yok gibi. İndiğim yere bakar mısın ya? Neyse. Oo, çok güzel oldu silah. Yalnız basış kuvvetine göre tepkime sürelerini ve ivediliği aklınızdan çıkartmayın. Kıyaslamak gerekirse AlphaWise V1'de arada silikon akması gibi birkaç problem vardı. Aynı duruma rastlamadım. Gayet problemsiz, temiz bir şekilde bana karşılık verdi. Açıkçası kullanması keyifli bir klavye olmuş. Şimdi geldik artılar ve eksiler noktasına. En büyük artısı Türkçe tuş dizilimiyle gelmesi. Tamamı mekanik mavi tuş takımı bulunmakta, performansı kabul edilebilir seviyede. Kullanımı rahat ve yazımı kolay. 8 adet farklı animasyonlar renk katmış. Sadece 6 renk olsa da rengarenk bir havası var. Işıklandırma, tasarıma canlılık katmış. Alanı verimli kullanmışlar. LED'li bildirim hattının parlak siyah teması çekicilik katmış. Eksiler noktasına gelecek olursak, bu nokta çok önemli. Yani artılar eksiler noktasını iyi değerlendirin. Yüzey dokusu hoş bir his bıraksa da tuşlara çok hafif dokununca yüzey baskısı tırtıklı bir his bırakabiliyor. Yükseklik ayarı kaymaz ayakla gelmiyor, yazılım desteği olabilirmiş, şık olmasına karşın kablo örgülü gelebilirmiş. Biraz daha hafif olmasını isterdim. Eksiler bu yöndeydi. Peki aklınızdaki en büyük soruyu cevaplayabiliyor muyuz, ona bakalım. Abi bu fiyata değer mi? Doları da baz alacak olursak 180 TL'lik fiyat etiketi de şu anda bence fiyat performans olarak karşımıza çıkmış. Hem beklemiyorsun, hem Türkçe tuş takımına sahip ve bu çok büyük bir avantaj, hem de kolay bir şekilde ulaşabiliyorsun. Abicim, öncelikle klavyede şöyle bir şey fark ettim. Daha doğrusu Switch'te. Sen ne kadar hızlı basarsan o kadar ivedi bir şekilde sana tepki veriyor. Ya da sürekli bastığında o ivedilik kendisini korumaya devam ediyor. Bas çek yaptığın zaman erişim süresinde ciddi bir artış olurken ama daha hızlı bastığında, daha ivedi bir şekilde o farkı, o hamle gücünü anlayabiliyorsun. Şimdi şöyle de bir detay var. Sen kırmızı tuşla bas çek yaparak saniyede 5 tane atış yapabiliyorsan mesela, bunda abi bu birazcık daha sert olduğu için 3 adet yapabilirsin. Yani arada öyle bir oran farkı bulunmakta. Yayın mekanizması konusunda bir şüphe duymadım. Şüphe duymadım ama uzun süreler test etmeye devam edip verileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Çünkü ben de merak ediyorum. Şimdi Rampage iyidir, hoştur, güzel gözüküyor, tasarımı şık ama ne kadar götürecek, ne kadar dayanacak sorusu aklınızdaki en merak ettiğiniz nokta. Ve sizin sorunuz benim de sorumdur. Sizin sorununuz benim de sorunumdur. O yüzden temkinli ilerlemekte fayda var. Sonuç olarak şunları söyleyebilirim sevgili frekans ailesi. Ben program ve arayüzden anlamam, bam 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 basarım, oyunumu oynar geçerim diyenler için iyi bir ilaç olacaktır. Performansı konusunda hani şüphe duyduğum gibi çıkmadı. Ve gerçekten de tatmin etti. Zaten ekranda erişim sürelerini sizler de gördünüz. Ben tasarımını beğendim. Bana şık geldi. Şık duruyor zaten. Renk efektleri, renk geçişleri çok hoşuma gitti. Ve zaten Blue Switch bir klavye arıyordum. Geri bildirim sesi de hoşuma gitti diyorsanız tercih edebilirsiniz.
Elimden geldiğince tarafsız bir şekilde sizden yorumu alarak her ürünü incelemeye devam edeceğim. Sizlerden ricam Instagram olsun, Facebook olsun, her noktadan destek vermeye devam etmeniz. Hepinizi çok seviyorum. Sevgilerle kalın, hoşça kalın. Frekansınızı da yüksek tutmayı unutmayın. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız, abi içime robot kaçmış gibi hissediyorum ya. Herkes söylüyor ya. Ya ne zaman alışacağım bilmiyorum buna. Anam.